ÖSYM'nin dün üniversiteye giriş sınavı YKS'nin tarihini 17-18 Haziran 2023 olarak açıklamasının ardından erken seçim tartışmaları alevlendi. Son açıklama AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan BBP lideri Mustafa Destici'den geldi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanıyla 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştu diyen BBP lideri Destici 16 Nisan'da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır. AK Parti bunu arzuluyor olabilir diyerek erken seçimin tarihini açıkladı. Türkiye adım adım 2023 seçimlerine hazırlanırken, Haziran 2023'te yapılacağı söylenen seçimler için henüz resmi bir tarih yok. AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarına "Aday olacaksanız hemen istifa edin" talimatı erken seçim iddialarını güçlendirirken Dün ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavı YKS'nin 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağını açıklaması, erkene alınmış seçim tartışmalarını hararetlendirdi. Ramazan ayı, hac dönemi ve YKS'nin birbirine yakın tarihlerde olması sebebiyle seçim gününün öne çekilmesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici ile konuştu desteciyle Erdoğan'ın daha önceden Mayıs ayı ihtimali için konuştuklarını belirten Sarıkaya, destecinin konu hakkında bilgisinin olmadığının altını çizerek şunları anlattığını yazdı. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştuk. 18 Haziran'da YKS, Hac, yurt dışından gelecek gurbetçilerin durumu gibi faktörleri göz önüne alıp Mayıs'ta yapılmasının faydalı olacağı kanaatimizi paylaşmıştık ama Mayıs konusunda da bir karara varmamıştık. O günden sonra da bir daha ele almadık dedi. BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya'ya öne alınmış seçim için AK Parti böyle istiyor olabilir notuyla net bir tarih vererek şunları söyledi. 16 Nisan'da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır. AK Parti bunu arzuluyor olabilir dedi.